kendimizi tanıyalım. Ben Sedat, Kayserliyim, Bünyanlıyım. Neler yapıyorsunuz? Ben mobilyacıyım. Yani gezmeye geldik eşimden. Öyle bakıyor. Millet bahçesine daha önce geldiniz? Bir sefer gelmiştim de yarısına kadar gelmiştim. Daha 3 katı daha varmış. Peki bu tip fuarlara, sergilere, festivallere hiç katılıyor musunuz? Yok, öyle geldik, şans eseri gördük. Öyle turluyor. Neler yapılıyor burada? Vallahi şu anda yeni girdik. Öyle röportaja yemek geldik. Yemek kültürü falan. Evet, baktım hani yemek kültürü, mantısıdır, sucuğudur falan onlar gözüküyordu. O şekilde. Hiç gidiyor musunuz peki? İsmim Şerife Tural, Ağırnaslı'yım. Ağırnaslı'yım Arslan, Kadın Kooperatifi Başkanı'yım. Ne zaman kurulacak kooperatifimiz? Kooperatifimiz kurulalı 7 ay oldu. 7 ayın içerisinde. Bu kadar 10 kişiyiz. Şu anda 10 üyeyle başladık. Neler üretiyorsunuz? Kooperatifimizde şu anda görmüş olduğunuz gibi asker yağı üretiyoruz biz. Üretimimiz daha önce, yani bu dönem çiftçilerden alımla üretimi yapıyoruz. Ama Allah izin verirse diğer dönem kendi ekim, kendimiz yapıp kendi tohumumuzu üretip aspirimizi daha az maliyetle halkımıza sunacağız. Bu ilk fuarımız mı? Hayır, bu ikinci fuarımız. Daha önce gıda fuarımız var. Oraya katıldık. Çok güzel faaliyetlerde ve tanıtımlarda bulunduk. Bu ikinci fuarımız, gastronomi fuarı. İnşallah buradan da iyi bir sonuçla dönmeyi bekliyoruz. İlgi alaka nasıl peki? İlgi çok yoğun. Çünkü şu anda zeytinyağına eşdeğer olduğu için kaliteli yağımız. Köylünün kendi üretimi ve katkısı olduğu için ilgi çok yoğun. Özellikle kızartmalarda, patates ve hamur kızartmalarında yanma derecesinin daha az olduğundan dolayı azalma oranı daha az. Kullandıktan sonra ilgi daha yoğunlaşıyor. Peki para kazanmaya başladınız mı? Tabii ki kazanmaya başladık, çok şükür. Sayın Valide ilk bizi açtığında ona çok teşekkür ediyorum. Sıfır sermayeyle açtık, makina kuruluş aşaması tamamen Sayın Valide ve Meditaz Belediye Başkanımıza aitti. Sıfır sermayeyle başladığımız bu işte şu anda 1 milyonu geçkin ciro yaptık. Şu anda hedefimiz Türkiye'ye tanıtmaktı. Türkiye'ye yerel marketlere şu anda veriyoruz zaten. Hedefimiz dünya, inşallah dünyaya da duyurmak istiyoruz. Merhaba, öncelikle ben Soner Doğan. Kayseri'nin Sabran ilçesinden geliyorum. Doğum yerim burası ama burada bir festival var. Festivali gezmeye geldim. Neler yapılıyor burada? Burada Kayseri'mizin varlık kararı altında kooperatiflerin, emekçi kadınların buradaki sunumları var. İstişare olarak Sayın Valimiz tarafından yapılan ürünlerin sergilenmesi, aynı zamanda kadın emekçilerin buradaki ürünlerini satışlanmış. Biraz da Sarıoğlan'da kadın kooperatifimiz var. Neler yapıyor? Şimdi Sarıoğlan'da kadın kooperatifimiz, kaymakamlığımıza ait. Oradaki bir işletmeci arkadaşlarla beraber bizim Sarıoğlan'ımızın pastasını, önemli olan çikolatasını tanıtımı var. Bunun yanı sıra emekçi kadınların yaptığı pastalar. Peki ilgi nasıl? İlgisi gayet çok güzel. Ufuk benim, Abdullah Ufuk Çalışkan. Erciyes Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Hangi bölüm? Sosyal bilgiler öğretmenliği. Tamam, peki kaç yıldır bu şehirdesiniz? Kaç yıldır? Doğdum doğalı buradayım. Nerelisiniz? Kayseri, köyüm. Biraz Kayseri'deki kültür sanattan beğeniniz, yorumunuz, eleştiriniz var mı? Eleştiri çok fazla. Olumlu eleştiriler de var, olumsuz eleştiriler de var. Son 5 senedeki gelişimi görüyoruz biz gençler olarak ama tabii ki eksikler var. Özellikle biz tiyatro alanında ilgilendiğimiz için çok fazla eksik var. Kayseri'de salon yok, seyirci yok, oyuncuların memnuniyeti yok, seyircilerin memnuniyeti yok. O alanda söyleyebilirim. Dışında da etkinlik olarak gençlerin eğlenebileceği şeylerin olması lazım bu şehirde çünkü büyük bir şehir. Onun dışında da mesela Millet Bahçesi çok güzel olmuş. Bizim çok hoşumuza gitti. Güzel bir yer tasarlanmış. Devamlı burada fuarlar var, etkinlikler var. Bu hoşumuza gidiyor. Onun dışında da başka bir şey gelmiyor. Peki Devlet Tiyatrosu'na gittiniz? Devlet Tiyatrosu'nun oyunlarına devamlı gidiyoruz. Her hafta gidiyoruz mümkün olduğunca. Peki kendiniz bir şey üretmek isteseniz tiyatro alanında bir mesela üniversite kulübüne üye misiniz? Benim kendi kurmuş olduğum bir ekibim var. Çatkapı Sahre Tiyatro Topluluğu.
arkadaşlarımla beraber bir ekip kurdum. Şu an onu devam ettiriyoruz. Geçen hafta da bir oyunumuz vardı. Aralık'ta da bir oyunumuz daha var. Devamlı oyun çıkarıyoruz. Ama bunu çıkarırken zorlamak istemezdik biz. Çünkü biz de genciz. Maddi olarak, manevi olarak çok zorlanıyoruz. Ama sanata verdiğimiz değerden ötürü çalışmalara devam ediyoruz. Peki herhangi bir yerel yönetimle konuştunuz mu? Şansımızı denedik daha önce. Birkaç kurumla da görüştük. Hatta birebir gittim, kendim görüştüm. Bir yetkiliyle, kültür ve daire başkanlığı galiba, tam bilmiyorum ismini. Gittik görüştük. Aynen, doğrudur. Ama yeterli dönüşü alamamıştık. Ta 2 sene önce gitmiştik. Biz de dedik ki madem destek verilmiyor, biz kendimiz bir şeyler yapalım dedik. Kendimiz bir ekip kurduk. Şimdi de devam ettiriyoruz. Peki rektörlüğün kampüsün etkisi oluyor mu? Vallahi bilmiyorum. Biz üniversite içinde yapmıyoruz. Veya fakülteyi söyleyeyim. Ya şöyle, illaki olan ekipler vardır ama bizimki biraz da özel tiyatro olarak geçtiği için, yani lise ve üniversite karışık bir ekip. O yüzden yani kendi amacımız doğrultusunda pek alakamız yok. Ama illaki faydası olan yerler vardır. Peki Kayseri'de birkaç tiyatro kulübü var. Onlarla görüştünüz mü? Evet, birçoğuyla görüştüm. Tanışırım da zaten. Onların da en çok yakındıklarından bir tanesi. Mesela maddi imkanlar, sahne kiraları çok pahalı. Müthiş pahalı hatta. Yani biz gençler olarak ekibimizde her oyunumuza 14 bin lira para veriyoruz. Bu çok zor bir ücret bizim için. Ama bir şekilde davamız uğruna diyeyim devam ettiriyoruz. Dava olarak görüyoruz çünkü sanatı. Kübra Altınok, ben Güneş Kadın Kooperatif Başkanıyım. Kooperatifimiz kurulalı daha 1,5 ay oldu. Çok yeni bir kooperatifiz. Ama yıllardan beri fuarcılıktan geldiğimiz için deneyimimizle beraber buradayız. Kaç üyemiz var? Şu an 7 üyemiz var. 7 üyemizle beraber çalışıyoruz. Bir dükkanımız var. Tüm üyelerimize yer verdik. Hepimiz ayrı şekilde satışlarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda bu şekilde festivallere katılarak bir maddi gelir elde etmiş oluyoruz. Peki kooperatif ne demesin? Kooperatif şu şekilde, ben yıllardır dediğim gibi fuarcıyım, fuar organizasyonları da yapıyorum. Arkadaşlarım böyle bir talebi oldu bana, hani hep beraber bir şey yapalım, Kübra Hanım biz hiç ayrılmayalım dediler. Biz de bir kooperatif kurup bir dükkan açmak fikri geldi aklımıza, bu şekilde. Neler üretiyorsunuz? Biz daha çok şöyle, bizimki pazarlama kooperatifi, dükkanımızda butik ürünlerimiz, takı, aksesuar, ev tekstili, züccaciye ürünlerimiz var. Aynı zamanda bir pastane bölümümüz var. Kadınlar kahvesi kısmımız var. Belki Kayseri'de bir ilki gerçekleştirmiş olabiliriz. Sadece hanımların girip çay kahve içebileceği bir pastanemiz de var. Orada da tabii ki pastamız, gözlememiz, içli köftemiz, Kayseri'ye özel tüm ürünleri üretiyoruz. Peki kooperatifi nasıl kurdunuz? Gerekli şartlar, başvurular ne? Gerekli şartlar, başvurular, 7 kişi zaten bir araya gelmiş olmanız gerekiyor. 3 ana üyenin olması gerekiyor. Ondan sonrasını zaten Vali Bey'in hali hazırda çalışan arkadaşlarımız var. Onlar bizleri yönlendiriyorlar neler yapmamız gerektiğine. Bu arada tabii ki valimize de çok teşekkür ederiz. Bizlere bu imkanı sunduğu için. Kadınların her zaman arkasında, bizleri her zaman destekliyor. Bu konuda da gerçekten çok teşekkür ediyorum valimize. Doğrudan bu yana aşamalar neler yaptınız, ilgi nasıl, satış yapabiliyor musunuz, para kazanabiliyor musunuz? Şöyle, yine benimki biraz daha farklı. Yıllardır gelen bir esnaflığım var. Aynı mahallede yıllardır zaten esnaflık yapıyorum. Fuardan müşterilerim zaten vardı. O yüzden talep güzel ve sosyete tarzında bir dükkan açtık biz Altınoluk tarafında. Orada da bu tarz bir şeye ihtiyaç vardı. Taleplerimiz çok güzel. Halkımıza da çok teşekkür ediyoruz bizleri yalnız bırakmadığı için. Fuardan müşterilerimiz, daha önceki işte buradan bizi bilenler, Ramazan Sokağı'nda buradaydık. Bizi tanıyan müşterilerimiz her zaman bulup geliyorlar. Hepsine teşekkür ederiz. Burada kaç gündür buradasınız? Neler satıyorsunuz? Burada çubuk waffle satıyoruz. Doğal limonata satıyoruz. Karadut şerbeti satıyoruz. Gözleme yapıyoruz. Nevzinemiz var, içli köftemiz var, şebitimiz var. Kayseri'ye has ürünlerimiz de buradayız. Çubuk waffle'ı da Kayseri'ye tanıtmak istiyoruz aslında. Çok talep gören bir şey. Çocuklarımızın çok sevdiği bir şey. Fiyatlarını da çok ucuz, uygun tutmaya çalışıyoruz. Tüm çocuklarımız yiyebilsin diye. Ona da talep çok güzel. Peki projeniz, hedefiniz var mı? Projem, hedefim benim çok büyük. Ben tüm kadın kooperatiflerini bir araya getirip tüm hepsinin ürünlerini satabileceğim bir dükkan oluşturmaya çalışıyorum.
çalıştığımız kooperatifler de var. Onların satış alanı olmayan kooperatiflerimizi kendi iş yerimde ürünlerini sergiliyorum, satıyorum. Az önce burada yeni bir ablamızla anlaşma yaptık. Bebek üretiyor kendisi, bebek örüyor. Onun hemen ürünlerini dükkanımıza koyacağız. Biz herkese destek olmak istiyoruz. Sadece kendi bünyemizde değil, tüm kadın kooperatiflerine. Kooperatifte olmasa da yine tüm kadınlarımıza destek için çalışıyoruz. Eğer bu konuda da bir talebi olursa Güneş Sosyete hesabından bizlere ulaşabilirler. Güneş Kadın Kooperatifi olarak elimizden gelen her şeyi tüm kadınlarımıza yapmaya çalışıyoruz. Şu şekilde biz ürünlerini koyduğumuz hiçbir üyemizden ekstra bir ücret talep etmiyoruz. Özellikle de bu şekilde evde üretim yapan, ihtiyacı olan hanımların ürünlerini biz dükkanımızda sergilerken herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bizim buradaki amacımız gerçekten kadınlarımıza destek olmak.